insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye, iki ırgatla iner şimdi koca Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Mimar Sinan. Var mı bunların sizin hiç listede yeri? Yok ya, ne var? Bir kuru dil. Siz buyurun, benim karnım tok. Ötmeyin nafile baykuş gibi karşımda, susun. Mürtecisin be imam, mürteciyim hamdolsun. Evet sevgili dostlar, biraz önce okumuş olduğum Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden de anlaşılacağı üzere şu anda Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu ve yine Mimar Sinan'ın da kalfalık eserim olarak nitelendirmiş olduğu Süleymaniye Camii'ndeyiz. Süleymaniye Camii'ni bilmeyenimiz, duymayanımız ve hatta belki de gelmeyenimiz yoktur. Fakat gizlide kalmış Süleymaniye Camii ile alakalı iki mesele var ki bizler de bu iki meseleyi sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Kameraman arkadaşım Muhammed'le birlikte hazırlamış olduğumuz Öteki İstanbul başlıyor. Rivayet odur ki Kanuni Sultan Süleyman günün birinde Mimar Sinan'ı huzuruna çağırarak bir cami yaptırmak istediğini ve onu bu işte görevlendirdiğini söyler. Ne var ki Kanuni caminin nereye yapılacağı konusunda henüz bir karara varmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman o gece istihareye yatar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görür. Peygamber Efendimiz Kanuni'yi alarak boş bir arsaya götürdüğünü, caminin nasıl ve tam olarak nereye yapılacağını tarif eder. Ertesi sabah Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'ı tekrar huzuruna çağırarak onu Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu boş arsaya götürür ve caminin oraya yapılmasını emreder. Mimar Sinan da aldığı buyruk üzere camiyi nasıl yapacağını, nasıl inşa edeceğini anlatmaya başlar ki işte tam da bu noktada Kanuni Sultan Süleyman hayretler içerisinde kalmaya başlamıştır. Zira Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman'a anlatmış olduğu cami, gece Peygamber Efendimizin ona bildirmiş olduğu caminin birebir aynısıdır. Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a hitaben "Mimarbaşı, sanki camiyi önceden hazırlamışsın gibi konuşuyorsun" demesi üzerine Mimar Sinan'ın verdiği şu cevap tarihe geçecek cinstendir. "Evet hünkârım, gece Peygamber Efendimiz size orayı anlatırken ben de sizin arkanızda bulunuyordum." Ve cami inşaatı artık başlamıştır. Osmanlı'nın büyük bir cami yapacağının haberini alan Haçlılar cami inşaatını durduramayacaklarından ötürü sinsi bir planı devreye sokmaya karar verirler. Taş ustaları bir haçı iki mermer bloğun arasına öylesine yerleştirmiştir ki neredeyse fark edilmesinin imkanı yoktur. Vatikan dostluk göstergesi adı altında mabedinizin minberi için bu da bizim hediyemizdir diyerek gönderilen taş artık İstanbul'a ulaşmıştır. Plan gerçekten sinsidir. Farkında olmayan Müslümanlar belki de asırlarca bu haça secde etmek zorunda kalacaktır. Oysa Kanuni Sultan Süleyman bu sinsi planı çoktan casuslar aracılığıyla haber almıştır. Taş İstanbul'a gelir gelmez Mimar Sinan'a emir veren Kanuni Sultan Süleyman, taş ve haçın iki eşit parçaya bölünerek dış avludan iç avluya geçiş kısmına, yani tam buraya yerleştirilmesini emreder. Böylelikle Hristiyan dünyası kendi kazmış olduğu kuyuya düşmüş olur. Çünkü Süleymaniye Camii'ne giren herkes, Haçlılar dahil, bu taşın üstüne basarak geçmektedir. Yapılan böylesi saldırıya ecdadımızın vermiş olduğu bu cevabı gururla yad ettiğimizi belirtiyor. Programımızın sonuna gelmişken yine Mehmet Akif'ten bir dizeyle sizlere veda ediyoruz. Bu ihtişamı niçin elinden bıraktın da şimdi sürünüyorsun ayaklar altında? Selam ve dua ile.